olabilir mi Allah aşkına? Böyle bir şeyin mantığı var mı? Arkadaşlar bu adam normal falan değil ya. Bırakalım ölsün diyor resmen. Ölsün demiyor. Bekleyelim görelim diyor. Ya tamam da abicim ya ne bileyim. Yapabileceğimiz başka bir şeyler olmalı. Aslında bir şey var. Bir şey var ama... bana yardım etmeniz gerek. Bir dakika, bir dakika. Sen ciddi misin ya? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Ha ondan ben seni bahçede bulduğumda 5 kuruş suratla oturuyordum. Seni bu yüzden mi işe almış ya? Ciddi ciddi böyle mi söyledi? Valla söylediği bu. Kültür mültür bir şeyler anlattı. Sokakta büyümüşüm. İşte sokağı biliyormuşum. O kadar değildir canım. Notlarına, dosyana falan batmıştır herhalde. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Söylediği bu. Vay be. Ne demek markete girdiniz ha? Ne aldınız abi peki markette? Bir önemi var mı bunun? Yok ya öyle meraktan sordum. Hayır peki sadece market mi yoksa araba falan da? Evet. Az kaldı zaten geldik. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Nasıl giriyoruz içeri? Mehmet Ali. Heh, ben mimlendim ya ben. Ben çünkü Escobar oldum, ben narkoz oldum. Kapıyı da ben açayım. Hı? Biz öyle bir şey mi dedik ya? Buyurun o zaman. Zeynep, sen aşağıya tut. Emre, sen de yukarıya bak. Ben açıyorum. Sen ciddi misin ya? Benim için çocuk oyuncağı. Buyursunlar. Hadi be. Ciddi ciddi açtı herif kapıyı. Vay be. Birinin evine girmek bu kadar kolay ha. Ne kullanılır abi? Maymuncuk falan mı? Maymuncuk değil. Ha, kapının kilidinin arasına kredi kartı soktun filmlerdeki gibi. Nasıl? Anahtarı arkadaşlar. Hemşireden rica ettim getirdi. Öyle kriminal bir durum yok yani. Hadi. Bir şey soracağım. Hekimoğlu hep böyle dandan mı konuşur? Hoca lafı dolandırmaktan pek hoşlanmıyor işte. Ona göre vakit kaybına gerek yok. O yüzden de aklına geleni söylüyor. Yani ben her aklıma geleni söylerim demek... öküzün önünde gideneyim demenin kibarcası herhalde. Başta insan biraz bocalıyor ama zamanla alışırsın. Doktorluk yeteneklerine değerlendirilmek istiyorsan... belki de Helal Evin marketini soymaman gerekiyordu. Hiç böyle düşündün mü? Arkadaşlar... 16 yaşındaydım. Yani biz de 16 yaşında olduk. Ama benim mahallemde büyümediniz. Yani farkı bilmiyorsunuz.
Bunu tarihi geçmiş midir? Ne o? Çiğ köfte. Yer misin? Yok abi. Zeynep sen? Saçmalama istersen. Kadının evini karıştırmak ayıp değil. Çiğ köftesini yemek mi ayıp? Vay be. Sen bilmem kaç sene oku. Not ortalamanı 4 yap. Eşekler gibi ders çalış. Sonra adam seni 16 yaşında market soydun diye şey olsun. Ya ben sana bir şey soracağım. Hı. Sen Çapa'dan dereceyle mezun oldun değil mi? Evet. Yani benden daha iyi bir okuldan mezun olmuşsun. Not ortalaman da daha iyi. Siz bir şey alınmak için ne yaptınız acaba Zeynep Hanım? Bar kavgasında adam falan mı bıçakladınız? Haha, çok komik. Sen ne yaptın da işe alındın acaba? Ne yaptım acaba? Koşu yolu kız yetiştirme yurdunda büyümüş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.